Tam Yeri gelmişken, uzaya bu kadar çıkmışken birbiriyle bağlantılı iki şey sorayım hocam. Birincisi işte uzay turizmi. Hani özel şirketler bile bunları deniyorlar, yapıyorlar. Tamam belli bir aşamaya da artık hani hı hı. yörüngeye insan çıkartıp geri indirmeye evet. kadar yakın zamanda gördük, geldiler. Ama bu bir yandan da uzayda bir çöplük oluşturmuyor mu? Yani evet. öyle bir noktaya geliyoruz ki neredeyse uzay aracımız yolda <laughs> çarpacak çarpı çarpı. Çarpı çarpı gibi, gibi, gibi doğru. Gibi. Doğru Manzara geliyor sanki. doğru öyle bir hikaye de var hatta sadece pimpon büyüklüğünde bir şey uzay istasyonunun güneş panellerine çarpıyor böyle bir kocaman şey açıyor orada yamultuyor orayı. Çünkü yörüngede çok hızlı dönüyor bunlar çok hızlı dolandıkları için dünya etrafında işte saniyede 10 kilometre 17 kilometreden bahsediyoruz. O nedenle risk var doğru şimdi SpaceX ne yaptı bir proje başlattı dünya etrafındaki herkes hızlı internet alsın diye işte o uydu bulutları dediğimiz dünya etrafında dolanan yaklaşık 40 bine yakın belki de uydu koyacak oraya. Şu an koymaya göndermeye devam ediyor. Bunu başka firmalarda yapacak ve sen yarım milyona yakın vızır vızır dolanan ki çok kolay fark edebilirsin yapıydı gece çıktığın zaman yıldızlar sabitmiş gibi görün onlar yavaş yavaş hareket eder böyle parlak minik bir nokta. Onlardan sen binlerce göreceksin yüz binlerce o zaman diyorum her zaman. Bir anne diyorum o günler geldiğinde çocuğa diyecek oğlum yukarı bakarak git. Çünkü <laughs> düşebilir. Ve şu an hiçbir uluslararası e, uzay hukuku yok seni koruyacak. Kafana düşse o pff, gittin. <laughs> Senin aklını savunacak hiçbir yasa yok şu an. Böyle bir şey Kanada'nın başına geldi. Kanada topraklarına düştü. Rusya'nın bir askeri herhalde gizli bir şeydi. Hiçbir şey olmadı. Hiçbir i̇şte şey olmadı. Türkiye'ye düşecek muhabbeti vardı. Evet. O Çin'indi. Çin. Kontrolden çıkan o parçayı bıraktı uzay istasyonu ama o roketi şey yapamadılar. Oradan parça koptu. Ben dedim hani dünyanın dörtte üçü hani üçte dördü neyse artık suyla kaplı olduğu için muhtemelen okyanusa düşecektir. Okyanusa düştü. Ama bir tanesi için bu. Şimdi yüz binlerce olduğu zaman ne yapacaksın o zaman? Şimdi bunu çözmeye çalışmıyorum. Çalışıyorlar. ESA diyor ki biz malzeme yaparken uyduğun malzemesini mesela malzeme bilimi belki de burada çok önemli gelecekte. Atmosfere girdiğinde hemen tuzla buz olsun. Öyle materyalden yapalım." diyor. Japonya'nın e, uzay ajansının Jackson bir kamçı projesi var. Bir uydu göndermeyi düşünüyor. En azından iri olanları ki 1 milimetreden büyük 500 milyon adet parça olabilir şu an etrafımızda olanı. Oraya gitsin, kamçı gibi vursun dünyanın atmosferine yönlendirsin. Zaten kütlesi düşük olacağı, küçük olacağı için yanar, yok olur. Bilmiyorum. Böyle planlar da var. O zaman e, şöyle olacak biz uzayda e, astroid'in çarpmasından daha ziyade ucu çarpmasından korkacağız. Evet. Gelecekler olacak ve şöyle bir şey olacak. E, yerdeki gözlemeleri o sorunu şu an yaşıyor. Baktığı zaman atıyorum bilmem kaç milyon ışık yılaçlık galaksiyi. Çekil, çekil aradan. Değil. Aradan o geçecek. Işık izleri. O nedeni göremiyoruz şu an. Tüm uz uzay evet. e, astronomi toplulukları şikayet etti bu konuda? Uzay turizmini direkt baltalıyormuş. Az önce dediğin gibi... <laughs> Güvenlik anlamında. tabi. Tabii. Tabii. Yani bir milimetrelik bir şey geldi. Seni derdi geçti. Yani. <laughs> Doğru. Yani kesinlikle. Da. Doğru. Yani ne yapmaydı? O zaman ne yapman gerekiyor? Atıyorum sen uzay turizmi mesela yörünge seyahati başladı ne kadar 580 kilometre yukarıya çıktı. E, ee, SpaceX Inspiration 4 görevi değil mi? 4 kişi 3 gün boyunca dolandı sonra geldi. 400 kilometrede uzay istasyonu var. 480-500'de Hubble uzay teleskobu var. 580 onlar çıktı. Yani aydan sonra insanın en uzun ulaştığı, en uzağa gittiği yer aslında. Bundan sonra bin kilometre ve üzerine koyarsan o uyduları... Sen hala uzay turizmi yapabilirsin. O 400 ile bin kilometre arasındaki yere otel koyarsın. Atıyorum çorbacı koyarsın. <laughs> Kelle paça içmeye gidersin falan. Yani oraya istediğin şeyi koyabilirsin. O zaman. Hani Ama o yörünge düzensizliğinden... Kaçıp hala senin kafayı gözü yarabilir. Öyle bir risk var. Ya yani nasıl halledecekler bunu bilmiyorum ama... Para konuşur. Money talks... <laughs> Hangisi daha fazla para getiriyorsa ona devam edeceklerdir diye düşünüyorum. O zaman şöyle sorayım. uzaydan ne, Dünyadan ne kadar uzay e, uyduyu koyarsan kütle çekim o kadar azalacak. Evet. Nasıl kontrol edecekler onları orada? Nasıl tutacaklar? Şöyle aslında tam bir mükemmel bir denge yok zaten. Hepimiz biliyoruz. Evrende mükemmel bir denge yok. Biz diyoruz ki uzay istasyonu 400 km yukarıda. Evet. Ama onun iticileri var. Küçük motorları var istasyonun. Onlar. Alçaldığında tekrar yörünge düzeltmesi yapıyor. Şimdi yarım milyon adet Masa boyutta, şu önümüzdeki çalışma masası kadardır, masa boyutlarında bir şeyde bunu nasıl yapacaksın? Yapamayacaksın. O zaman önemli olan ne? Malzemeyi yaparken, uygun malzeme yapmak, atmosfere girdiği zaman kül olsun gitsin. Ancak uzay gerçekten hani baktığı zaman insanlar uzay çöpü, görseller oluyor, illüstrasyonlar. Orada gerçekten Dünya'nın etrafında sanki geçecek yer yokmuş gibi görünüyor. Öyle değil aslında. Devasa bir hacim aslında bu. Yani rahatlıkla aslında geçebilirsin şu an orada, herhangi bir sorun yok. Ama düzensizlik olduğu zaman yörüngede, alçaldığı zaman yörüngesi bir şey, onu hesaba katman gerekiyor. Mesela uyarı sistemi vardır uzay istasyonunda. Devasa bir şey geliyorsa fark eder, hemen yönünü değiştirmek ister. Yani öyle motorları var onun. <laughs>